Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi örgü hazır tabanlı botumuzun yapımını tarif edeceğim. Yeni başlayanların bile çok kolaylıkla örebilecekleri, bir gün içerisinde bitirip kullanabilecekleri çok güzel bir model oldu. Yapımda gerçekten çok çok kolay ve keyifli. Tarifimize geçelim. Yapmak için kullanacağım malzemelerim. Öncelikle böyle bir hazır tabana ihtiyacımız var. Bakın delikleri bu şekilde mevcut. Bu siyah olan kısım alt, yani dış kısmı. Bu kırmızı olan kısımda iç kısmı. Elimdeki tabanım 39-40 numara için uygun. Vereceğim tarifle sizler daha küçük numaralı tabanlar için de uygulayabilirsiniz. Bu hazır tabanlar birçok yerde satılıyor biliyorsunuz. Hobi malzemesi satılan yerlerde, ipçilerde, tuhafiyecilerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Numaralı şekilde satılıyor. Böyle bir tabana ihtiyacımız var. Hazır bir tabana. 2 tane tığ kullanacağım farklı numarada. Tabanımdan ilmek çıkarmak için ilk tığım 2,5 numara olacak. İkinci tığım da 3,5 numara olacak. Kullanacağım tığlarım da bu şekilde. İpim de Nakon'un Sport Wool'u. Ben böyle bir ip tercih ettim ama elinizde kadife ipler varsa ya da farklı koton yün ipler varsa onlarla da çalışabilirsiniz. Botumuzun tarifine geçelim. İpimi aldım. İlk olarak şöyle 3,5 numara olan tığımı kenara alıyorum. 2,5 numara tığ ile başlayacağım. Tabandan ilmek çıkaracağız. Bakın dış kısmından bu şekilde öreceğimiz için şöyle topuk kısmından başlıyorum. Siyah kısmı, yani dış kısmı bize bakacak şekilde başlıyoruz. Bakın buradan böyle hazır delikler mevcut. Tığımla batıyorum. Bakın buradan batıyorum. Tam orta noktadan, topuğun tam ortasından batıyorum. Tığıma ipimi takıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Tığımın başına doladım. Bir tane zincir çektim. Bu zinciri bir sık iğne olarak sayacağız. Biraz da kısayıp bıraktım. Bu ipi de gizleyerek öreceğiz. Tekrar bakın ilk başladığım boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu ilk zincirimizi sık iğne olarak sayacağım. Tekrar batıyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Sık iğne. Aramızda yeni başlayanlar varsa sık iğne nasıl yapılır, zincir nasıl çekilir, ikili trabzan nasıl örülür detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sık iğnemizi yaptık ikinci. Üçüncü kez batıyorum. İlmek çıkarıyorum direkt. İki tane ilmeğim var, doladım. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnemi oluşturdum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Doladım. 2 tane ilmeğin içinden doladığım ipi geçirerek sık iğnemi ördüm. Bir sonrakini tek ördüm. Üçlüden sonra tekle başlıyorum. Çift devam ediyorum. Tekten sonra çift örüyorum. Yani 2 tane sık iğne öreceğim. Şimdi bu noktaya tekrar aynı boşluğa batıyorum ve aynı boşluğa ikinci sık iğneyi örüyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çiftle devam edeceğiz. Bir sonrakini tek batıyorum. Bir sonrakini çift batıyorum. Tekrar aynı noktaya batarak ikinci sık iğnemi örüyorum. Ben delikleri çok genişletmemek için 2,5 numara tığ kullandım. Rahat girip çıkıyor. 3,5 numara tığ kullansaydım delikleri biraz açmış olacaktım. Bunu istemediğim için 2,5 numara tığ kullandım. Başlangıçta sık iğneleri çalışırken böyle küçük numara tercih edebilirsiniz. Üçlü yaptıktan sonra ilk boşluğa bakın. Topuktaki en uçtaki noktaya 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2. 1, 2 şeklinde devam ediyoruz. Yani bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tekten sonra 2 kere batıyorum bir sonraki boşluğa. Sık iğne şeklinde. Bakın yakından da göstereyim. Üçlü başladık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde devam edeceğiz. Ta ki buradaki uç kısma kadar. Köşe en uçtaki iki tane boşluğa kadar bu işleme devam edeceğiz. Bir tek, bir çiftle örelim. Buradaki uç kısma geldiğimizde birlikte örmeye devam edelim. Uç kısma geldim.
Bir çift bir tekten sonra devam ediyorum. Bir çift bir tek ördüm. Tekten sonra bakın tam uç kısma geldim. İki tane boşluğum var. Burada tam bir dönüş olduğu için bakın burası oval olduğu için bu uçlarda artırma yapmam gerekiyor. Şimdi tekten sonra 3 batacağım. 2 tane yan yana üçlü battığım sık iğne olacak. Tekten sonra bir sonraki boşluğa batıyorum. Şu ilmekler arası çok gevşek olmasın. 1 tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 aynı boşluğa batıyorum. 3 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sonrakine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane yan yana üçlü sık iğnemiz olmuş oluyor. 2 ve 3. Üçlümüz 3 tane zaten. Bir iki tanesi bir başta, bir de bir tanesi de burada. Bir tanesi burada, diğer ikisi burada. 3 tane üçlümüz var. Şimdi bir sonrakini yine tekle devam edeceğim. Çünkü tekle bitirmiştim. 3-3 yaptım. Tek batacağım. Tekten sonra çift örüyorum. 1-2. Çiftten sonra tek. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu taraftan ördüysek burada da yine o şekilde örüp bitireceğiz. Şimdi bakın 2 tane üçlüyü yaptık. Tekle başladık. Çift. Tek çift. Bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde devam edeceğiz. Ta ki buradaki son noktaya kadar. Sonuna geldik. Bakın son boşluğumuz kaldı. Üçlünün ilk üçlüden sonra ilk başladığımız tekti. Şimdi bitirirken de tekle bitiriyoruz. Çiftten sonra tek batıyorum. Aslında sırayı gidişatı bozmuyoruz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift ve çiftten sonra tekle bitirdik. Şimdi burada bir ilkini 3 tane sık iğne var demiştim. İlkini zincir gibi çektiğimiz için bakın tepe boşluğu yok. Bu yüzden ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna batacağım. Bakın 1, 2, 3 nokta var. Burada battım. Ama ilkinin tepe boşluğu yok. Çünkü zincir şeklinde batmıştık, hatırlayalım. Bu yüzden ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Burada kaydırmayı yapıyorum. Ve şöyle geniş bir zincir çekip ilmeğimi esnetiyorum. 2,5 numara tığımı burada bırakıyorum. Artık 2,5 numara tığı ile işim kalmadı. 3,5 numara olan tığıma geçiş yapıyorum. Dediğim gibi burada 3,5 numara tercih etmedim ki delikler daha çok genişlemesin. Şimdi artık duvar kısmını öreceğimiz için botumuzun 3,5 numarayla devam edeceğim. Şimdi bakın burada İlk sık iğnenin kaydırma noktası, özür dilerim, tepe boşluğu yok demiştim. İkinciye batıp şöyle baktığımız zaman üçüncü sık iğnenin tepe boşluğu, ikinci sık iğnenin tepe boşluğu. Buradaki de şuradaki kaydırmayı da bir ilk battığımız sık iğnenin tepe boşluğu kabul ediyorum. Bir tane zincir çekmiştim 2,5 numara tığımla. 2, 3. 3 tane zincir çekip yukarı çıktık. Tığımın başına doladım. Buradaki kaydırma boşluğunu ilk sık iğnenin tepe boşluğu kabul ederek şu şekilde batıyorum. İlmek çıkardım, doladım. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Doladım. Şimdi ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bak. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Bu noktadan ilmek çıkardım. İkisini birlikte. İkisini birlikte örerek ikili trabzanımı oluşturdum. Doladım. Üçüncü sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ikili trabzanımı bu şekilde ördüm. Doluyorum ve devam ediyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bir kez batarak bu şekilde ikili trabzanlarımı örüyorum. Bundan sonra artırma vesaire yapmayacağım. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bir kez batarak bu şekilde ikili trabzanlarımı öreceğim. Tamamını bu şekilde her birine bir kere batarak sıra sonuna kadar trabzanlarımı örüp tamamlıyorum. Tığımın sonuna geldim. Tığımın başına doladım. Son sık iğnede tepe boşluğuna batarak ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında baştaki çektiğim 1, 2, 3. zincirimin ortasına batarak ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kayarak
kaydırarak birleştiriyorum ve 1, 2, 3 zinciri çekerek yukarı çıkıyorum. Klasik birleştirmemi yapıyorum. Şöyle tabanımı da düzüyorum. Tığımın başına doladım. Bu sıradan sonra artık modelimizi oluşturacağız. Lastik modeli çalışacağız. Bakın 3 zincirlik kısmı sürekli bu şekilde devam edecek. Zinciri kullanmayacağız. Yanındaki ilk trabzanı önden batarak modelimizi kurmaya başlayacağız. 3 zincirlik kısım kalacak. İlkini önden ve sonuncusunu önden batarak bu zincir kısmı arada kalacak. Lastiği ördüğümüzde daha net göreceğiz bunu. 3 zincirden sonra tığımızın başına doluyorum. İlk ikili trabzanın, bakın, sağdaki geniş boşluğundan batıp soldaki geniş boşluğundan çıkararak tığımın üzerine trabzanımı alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Tığımın başına doluyorum. İkisini birlikte örerek ikili trabzanımı örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki trabzanı, ilmeğimi de bu şekilde tutuyorum. Arkaya doğru tığımla bir sonraki trabzanı sağ geniş boşluğundan batarak tığım trabzanın üzerinde kalıyor. Sol boşluğundan çıkararak bu noktadan ilmek çıkarıyorum ve yine ikili trabzan çalışıyorum. Doladım. Bakın bir önden bir arkadan. Şimdi önden çalışıyorum. Sağ boşluğundan batıp sol boşluğundan geniş boşluktan çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Bir önden bir arkadan. Doladım. Şimdi arkadan batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Bundan sonra sadece tabanda sık iğne var. Bundan sonra tamamen ikili trabzan çalışacağız. Doladım. Arkadan batmıştım. Şimdi önden batıyorum. Bakın sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkarıp buradan ilmek alıyorum. İkisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Arkadan batıyorum. Yine ikili trabzan örüyorum. Önden batıyorum. İkili trabzan. Modelimizi bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Önden başladık. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan, bir önden şeklinde devam edeceğiz. Her birini bu şekilde trabzanlarımızı öreceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar bu işleme devam ediyorum. Sıramızın sonuna geldim. Bir önden, bir arkadan örerek tamamladım. Şimdi arkadan ördükten sonra son trabzanıma bakın, tığımın başına doladım. Son trabzanıma önden batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Arada 3 zincirlik olan noktaya geldik. Bitiş noktamız. Baştaki 1, 2, 3 zincirlik olan boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp çıkardığım ilmeği diğer ilmeğinden kaydırarak geçiriyorum. Başlarken önden başlamıştık. Biterken de önden örerek bitirdik. Ve bu zincirlik kısım 2 tane önden battığımız noktanın ortasında kalıyor 3 zincirlik olan kısım. Yani başlangıç ve bitiş noktamız bu 3 zincirlik olan kısım. Diğer noktalardan pek de bir farkı olmuyor. Çok da belli olmuyor yani başlangıç ve bitişimiz. Yani başlarken önden başlamak, biterken de önden bitirmek önemli. Bu arada 3 zincirlik olan kısım bu ikisinin arasında kalıyor ve çok da göze çarpmıyor. Yine 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi yine önden batarak başlıyoruz. Bakın önden battım. Belirgin duruyor. Önden batıyorum yine. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doladım. Arkadan battığıma arkadan batıyorum. Ve yine buradan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Butumuz tamamen ikili trabzandan oluşuyor demiştim. Bakın önden battığıma önden batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Doladım. Arkadan battığıma arkadan batarak ikili trabzan örüyorum. Modelimiz lastik modeli ve oldukça kolay. Önden battığıma önden, arkadan battığıma arkadan örerek bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Bakın. Bir önden bir arkadan. Önden ördüm, önden arkadan ördüm, arkadan örerek yine tamamını bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonuna geldik. Bakın trabzan sırasından sonra ilk sıra sık iğneyi saymıyorum. İlk başladığım trabzan sırasını sayıyorum. 1, 2 ve 3. sıramızın sonundayız. Arkadan battıktan sonra son trabzanıma önden batarak bitiriyorum. Önden battığım trabzanı önden batıp bitiriyorum. Baştaki 1, 2
ve üçüncü zincirimin ortasına batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırarak sıkılayıp yine 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Her defasında bitişimiz ve başlangıcımız bu şekilde olacak. Doladım. Önden battığım trabzanı önden batıyorum. Şu an 4. sıraya geçtim. Doladım. Arkadan battığım trabzanıma arkadan batarak trabzan örüyorum. Alt sıralarda detaylı olarak göstermiştim. Modelimize devam ediyoruz. Arkadan battığımızı arkadan, önden battığımızı önden batarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde 4. sıramızda öreceğiz. Ta ki parmak ucu kısmına kadar, yani buradaki uç kısma kadar modelimizi devam ettireceğiz. Önden ördüğümüz önden, arkadan ördüğümüz arkadan örerek buradaki uç kısma kadar gelelim. Bu 4. sıradan sonra 4. sırayla birlikte eksiltmeye başlayacağız bu uç kısmından şu modeli verebilmek için. Aslında o kadar kolay ki tamamen modelimizi örüyoruz, bir önden bir arkadan şeklinde trabzanımızı örüyoruz. Sadece bakın şu burun kısmında, buradaki uç kısmında eksiltme yapıyoruz. Başka hiçbir yerde eksiltme olmayacak. Onun dışında tamamen trabzan devam ediyoruz. Ben şimdi burada trabzanlarımı örerek buradaki uç kısma kadar geleyim. Sonrasında birlikte örmeye devam edelim.